Bayağı normal çıktınız. Nasıl oldu bu? O ayak ancak gel. Erkek ayağıyla kadın ayağı. Ya yalnızız hepimiz ya. Ötesi yok. Koltukçular. Gerçekten. Ne demiş? Evet yani burç ne? Ezilirler, büzülürler, kıskanırlar, bir de bela olurlar. Sarışınlık bir efsanedir yani bu. Hep böyleydi. Şimdi burası benim hassas nokta. Böyle şöyle germeyen botokslardan. Eliz Hanım, şimdi size değer yargılarıyla ilgili 6 tane soru soracağım. Bir şey bir şey normal midir diye. Siz diyeceksiniz ki ya normaldir ya normaldir. Biz aynı soruları sokakta insanlara da sorduk. Eğer sokaktaki cevaplar sizin cevabınızla örtüşürse normalsiniz. Örtüşmezse anormalsiniz. Ben baştan söyleyeyim. Çok normal olduğumu düşünmüyorum ama tabii bu değer yargısına göre değişir. Örf adetlerimiz konusunda evet ama normal biri değilim. diye düşünüyorum. Anormal olduğumu düşünüyorum evet. Peki erkeklerin sarışın kadın takıntısı normal midir? Bence normal, bu Türkiye'de çok fazla var. Sarışın kadın özentisi, takıntısı, hep sarışın kadının daha seksi gelmesi, daha güzel gelmesi. Hem çok isterler, sonra da sarışın bir kadın aldıkları zaman ezilirler, büzülürler, kıskanırlar, bir de bela olurlar. Ya bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor. Ama sarışın kadın takıntısı var. Ama normal. Normal. Yani normal daha çekici geliyor çünkü yani sarışın deyince ezmarlar bana düşman olurmuş. Tabii ki de güzelliğin rengi, ırkı, ne bileyim bana göre öyle bir ten rengi bilmem nesi olmaz ama sarışınlık bir efsanedir yani bu. Hep böyleydi. Sizin de uzun erkek, uzun boylu erkek takıntınız var mı? Var. Kesin var, yok yok var. Ay, hayatta yani nefret ederim, hiç de öyle bir şeyim de olmadı. Takıntım var, evet. Kısa boylu erkekle olmaz. Ya kısa boylu kadın olabilir, hani erkek daha uzun olabilir ama erkeğin kısa boylusu da hiç çekilmiyor. Görmedik mi zamanında düğünlerde, ünlüler camiasında kimler ne platformların üstüne çıktı, karısına topuklu ayakkabıyı yasakladı. Ya bir sürü isim var öyle, yok mu? Bilmiyorum. Buyurun, bakalım ne olmuş. Bakalım. Sokakta ne demişler. Erkeklerin sarışın kadın takıntısı olması normal midir? Bende de var. Ben de bakarım, sarışınlara bakarım yani. İlk tercih sebebi sarışındır yani. Normal, bende de var. Sarışını severim. Normaldir abi. Çok güzel. Türkiye'de normaldir. Bunun için ben dahil herkes boyatıyor saçını. Normal değildir. Kadın kadındır. Sarışın, esmer, kızılı yani, fark etmez. Yani önemli olan insan olsun. İçindeki yok. Tabii içindeki insan olsun. Normal değildir. Herhalde her erkeğin de yoktur öyle bir takıntısı. Sarışın olmayan da güzel kadınlar da var sonuçta. Bence de. Ama? Evet ama çoğunluk. Çoğunluk normal dedi. O zaman ben normal oldum. Evet. Güzel. Normal olduğumu öğrendim. İkinci soru. Burçlara inanmak normal midir? Normal. Tabii ki. Çünkü gezegenler, ay döngüsü, bunlar arasındaki doğum tarihi, işte bu yükselen burç. Ondan sonra sabaha karşı doğmak, gün içindeki saatler, bunların bir matematiksel bir şeyi var. Yani burçların insanların karakterleriyle %100 ilgisi var. Yay burcuyum, yükselenim de yay burcu ve okuduğum zaman evet gezgin ruhlu özgürlük beni temsil ediyor. Yani burçlara inanmak normal bence çünkü astroloji, yıldızlar bunlar bilimsel açıklanmış gerçekler yani. Bana sorsanız burçlara inanmak anormal mi? Buyurun bakalım. Gerçekten. Ne demiş? Evet yani burç ne? Burç yorumlarına inanmak normal midir? Şimdi burası benim hassas noktam. Burç yorumlarıyla sadece astrolojiyi yorumlamak doğru değildir zaten. Onun için gezegenleri yorumlamak lazım diye düşünüyorum. İnanıyorum. Bunu çok kişi gereksiz buluyor ama ben inanıyorum evet. İkizler burcu erkeğinden uzak duruyorum. Çok tehlikeli oluyorlar. Bir de akrep. Bir de kova. Akrepten de uzak akrep duruyorum evet. Ben çok inanıyorum. Balık burcuyum. İnanıyorum, çok inanıyorum. Hayalperest misiniz? Evet, çok hayalperest, duygusal çok. Çok aşırı inanmak mantıklı değil ama sanırım onun matematiksel bir olayı var. Yani astroloji olayı ve ben bilmiyorum ama bence bu evet bir şeyleri gösterebilir. Bak ben çok inanmıyorum yani. Bir terazi olarak mutluyum ama yine de inanmıyorum çok. Ben mesela hani fala inanmam, falsızda kalmam diyenlerdenim. Burç beni çok fazla yani etkilemiyor. Öyle normal bir şekilde takip ederim ama
Ha burçlara bugün de bir baktırayım da ona göre şu atılımı yapayım. Ona göre şu işimi yönlendireyim diye bir şey. Bence çok saçma. Onu da o da normal değil. Normal ben bayağı delisiyim çünkü. Yarı yarı. İşte yükselen burçtur işte doğum işte karakterde nasıldır şu nasıldır bilmem. Bu retro'da ne olacak diye. Eksen next olmaz derler böyle diyorlarmış. Yine normal. En sonu çözemedim de. Ne? İnanıyor. İnanıyor ha ama yine bir yarı yarıya. Hayır hayır o kesin inanıyor. Kesin inanıyor o zaman ben yine normalim. Evet. İnanıyorlar. Ben ama anladım. Bu demek hayır şöyle bir şey değil. Her sabah burcumu okuyayım da ona göre yaşayayım değil canım. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Ama hani biraz da böyle hayatımızda bir takım şeylere de inanmak keyifli oluyor. Yani buna bütün hayatını bağlamadığın sürece bence keyifli. Ne zararı var? Ne yararı var? Kafa dağıtıyoruz işte. Yani. Dedikodu yapacağımızla kendimizle uğraşıyoruz. Erkeklerin manikür yaptırması normal midir? Erkeklerin manikürü bilmem ama lütfen pedikür yaptırsınlar. Çok kötü oluyor. Yani net olarak bence bu da normal. Bunu aseksüel olarak bulmuyorum. Bakım olarak düşünüyorum. Çünkü nasıl temizlenecek? Ayaklar çok feci. Artık Türk erkekleri buna biraz daha önem vermeye başladı. Çok da pahalı normal. Bir şey ha. Pahalı evet. Çünkü o ayak ancak yani. Erkek ayağıyla kadın ayağı aynı olmamalı bence. Kafamda farklı ayaklar hayal ediyorum. Tövbe yarabbim. Erkeklerin manikürü pedikürü bana göre normal. Bana göre de normal. Evet. Bakalım. Erkeklerin manikür pedikür yaptırması ya da botoks yaptırması normal midir? Normal kesinlikle yaptırsınlar zaten. Destekçisiyim. Yaptırsınlar. Manikür pedikür konusunda bence hani kendi kişisel bakımı için normal. Hani illa gidip bir yerde ekstra bir özen göstermesi gerekmiyor ama kendi tırnak kesimini, bakımını, işte tırnağın etini falan kontrol etmesi normal bence ama botoksa çok sıcak bakmıyorum. Çünkü erkekte botoks biraz daha böyle şişme bebekliğe daha yakın oluyor bence. O yüzden botoks no ama kişisel bakım o olabilir evet. Normal ben de yaptırdım. Hanım beğenmiyordu. O yüzden mecburen gittik botoks yaptırdık. Manikür pedikür şöyle insanın kendisine saygısı gibi. Mesela elleri temiz olan bir insan kendisini daha çok beğeniyordur. O yüzden pis bir eller ya da pis tırnaklarla insanların gezmesi biraz öz saygısızlık gibi geliyor. Yani botoks bence kadınlar da yaptırması. Onu pek normal bulmuyorum herkes için de. Manikür pedikür olabilir yani. Bakımlı bir el olsa iyi olur evet. Erkeklerin elleri bir kere kesinlikle bakımlı olmalı. Manikür pedikür yaptırmalarını kendim de bakımlı bir kadın olduğum için tabii ki de doğru buluyorum. Ama botoks yaptırmalarına gelince tabii ki de çok normal. Neden biliyor musunuz? İnsanın kendisiyle olan o özgüveni, barışıklığı o kadar çok önemli ki bence. Kesinlikle. Bence normal. Tabii ki normaldir. Yani insan bunları yaptırınca kendini iyi hissettiriyorsa bunun erkeği dişisi yoktur. Gene normal çıksınız. Ben gayet şey normale doğru gidiyorum manikür yani. Manikür yaptırınca siz kendinizi iyi hissediyor musunuz? Tabii ki. Yani gerçekten o, evet. İnsanın eline bakım yaptırmasıyla bu arada bir facia yol açtım. Ne oldu? Yoldum. İnsanın kendisine bakım yaptırmasıyla yani ellerine bakım yapsa iyi hissetmesine alakası var. Ya daha arındığını düşünüyorsun ama şöyle bir şey var. Benim annem hayatı boyunca manikür yaptırmamıştır. Daha temiz duruyor. Bunu alıştırdığın zaman sürekli yapmak lazım. Yapmadığında daha kötü. Ya hiç başlamayacaksın kremlerle falan. Ama bu arada erkeklerin botoksuna hani belki 50'sinden sonra okey de ben de biraz karşıyım ya. Siz yaptırmıyor musunuz botoks? Ben 43 yaşındayım. İlk botoksumu 2 ay önce hayatımda ilk kez botoks denedim. Ne bir oldu? Kere o da baby botoks yani bir kere denedim işte. Baby botoks ne demek? Yani böyle şöyle gelmeyen botokslardan daha minimal. Oyuncu botoksu. Ha yani baby botoks olarak da geçiyormuş. Öyle mi? Evet hiç ama demiyorum. Erkeklerde beğenmiyorum. Niye? Var mı botoks? Var. Yani yok yaş mu? Kaçtı? 56. Yani işte göstermiyoruz ama tabii bu yaştan yani 40'ından sonra belki tamam 20'li yaşlarda yaptırıyorlar ya. Var gibi durmuyor mu bende botoks? Yani biraz bir şeyler var gibi duruyor da. Ha? Biraz bir şeyler şurada var. Şurada hafif bir çektirme yukarı doğru var. Şurada var biraz. Burada? Mesela Emrah'taki botoks yani Emrah'ı tanıyamıyoruz. Hani ya yapılıyorsa adam gibi yapılsın ya da çok kötü değil mi yani? Emrah'ın botoksunu.
Ben hiç bilmeyen yok. Küçük Emrah'tan bahsediyorum. Yani bir Emrah Botoks mu var Emrah? Hiç görmedim. Öyle böyle değil yani. Gitti tamamıyla en son dizide zaten. O dizide o yüzden bitti muhtemelen. Sıfır mimik. Bir de İzzet Yıldız'ın botoksu var tabii. İkisinin botoksuyla soğuduk botokstan. Benim botoksumdan? Yo, bu normal baby botoks gibi. Baby şey. Mi? Aa, tamam. Evet, baby, baby artık. Baby. Ne yaptırdın? Baby botoks diyeceğim artık. Evet, yo, rahatsız edici bir şeydi ama çok hani oyunculuk yapan birisi için kötü bir şey yani. Halit Ergenç'e düşünsene şimdi botoks yaptırdığını falan. İşte olmuyor. Oyuncularda hiç olmuyor. Peki, Instagram'a yeni eklediğin kişinin fotoğraflarına seri şekilde like atmak normal midir? Değil, ben hiçbir zaman bakmıyorum bile eklediğim kişilerin fotoğraflarına. Sayfama ne düşerse ona bakıyorum. Ve yani unutuyorum, hani tek tek onunla uğraşamayacağım. Bu ünlüler dünyası da asla stok yapmıyor. Yani tek tek onunla uğraşamıyorum. Nasıl bir vakit olacak da bütün fotoğrafları? Ancak son sayfama düştüyse çok farklı bir şey. Yok, en çok boş vakti olan biziz. Ay, benim hiç boş vaktim çolukla çocukla olmuyor ki. İki çocuk var ya. Olan boş vakitte de ben link atıyorum. Ne linki? Ticari olarak yani. Ha, siz de mi? Ha, ben de. Ne? Onu seçiyorsunuz? Yani aldığım, kullandığım, sevdiğim şeyleri tavsiye edip fotoğrafla. O çok gerçekten vakit alan bir şey. Hani kalkıp da birine koymuşa vakit kalmıyor. Yani. Bir tek ben bakıyorum herhalde ona buna. Gerçekten mi? Vallahi. Gerçekten. Hiç kimse bakmıyor. Nasıl oluyor? Sen bu Sacit Aslan'ın ilginç paylaşımlarına çok bakıyorum. Bir de İzzet Çapa'nın. Onların ikisinin gerçekten böyle kayda değer farklı yorumları. Onlara tek tek bakıyorum. Yorum yazıyorum. Yorum yazmaya da korkuyorum. İkinci sayfayı her yorum yazdığımda olay o kişiden çıkıyor. İkinci sayfanın sayfasında da görebilirsiniz. Bana bir 3000 yorum falan geliyor. Olay ikinci sayfadan çıkıyor. Ya da atıyorum İzzet Çapa'ya bir yorum yazıyorum. Oradaki bütün halk bana doğru geliyor. Kim bilir ne yazıyorsunuz, Allah affetsin. Yok, öyle bir şey yazmıyorum ya. En son ayol demin botokstan çıktı zaman... mevzu. İzzet Yıldızhan'la Emrah'ı gömdünüz ayaküstü. Şöyle bir şey var. Aslında hani içi dışı bir biraz ayarım olmayabilir ama gayet hani doğal. Hiç önceden hazırlanmış şeyler değil biliyorsunuz. Bakalım. Instagram'a yeni eklediğin kişinin fotoğraflarını seri like'lamak normal mi? Evet ama yine biraz itici yani. Faşistlik ya. O kadar peş peşe. O kadar beğeniyorsan git söyle var ya. Yok, seri like'lanmaz da. Bir tane. O da şey. Yazmıyorum ama beğeniyorum gibi. Gösterilebilir. Bir kenarda hani kendimi gösteriyorum şu an sonra. Buradayım, haberin olsun. Beğenebilirim. Beğenebilirim. Seri değil ama. Evet. Yakışıklıysa evet. Yakışıklıysa mı? Yaparım. Bence normal. Hiç acımam diyorsun ya. Acımam. Normal. Evet, normal. Bütün fotoğraflarını beğenebilirsin. Bütün fotoğraflarını beğenirim. Ama o benimkini beğenmezse geri engellerim yani. Bir de yani takip edip hiçbir şeyi, tabii hiçbir şeyi, güzel şeyleri özellikle beğenmeyen kısım var. Ya da takip etmeyip sayfam açık benim. Gir çık gir çık yapıyorlar. Hani takipçi artmasın, beğeni artmasın falan. Ama sonra görüntülemeye giriyorsunuz. Takipçinin kaç katı? Mesela atıyorum 80 milyon bir haftada görüntüleme var. Takipçim zaten 1 milyon değil orijinal olduğu için. 700-800 bin ama 80 milyon, 70 milyon bir hafta içinde işte Azerbaycan, İran, Almanya her şeyi görebiliyorsunuz oradan istatistiksel. Ama takip etmiyorlar, sadece bakıyorlar, çıkıyorlar. Sondan bir önceki soru. Sürekli koltukta, kanepede uyumak normal midir? Yok, bunu normal bulmuyorum. Niye ki? Yani ben yatakta uyumayı seviyorum. Sıkışamayacağım köşelere. Yok, hiç. Ben sürekli koltukta, kanepede uyurum. İnanmıyorum. Sürekli. Bayılırım. Koltuk bayağı rahat bir koltuk o zaman. Hiçbir önemi yok. Mesela şuraya yatayım, uyurayım. Uyuyayım, bayılırım. Aynen. İlk yatağım şart değil. Aşağıda evde de öyle. Bir kanepe var. İki kişilik kanepe bir de. Bak, yanımda üç kişilik dev gibi kanepe var. Orada uyumam. İki kişilik de uyurum. Yani tabii. Bayılırım. Televizyon karşısında mı? Televizyon izleyeyim. Hayır. Köpek girip çıkınca rahat kapıyı açayım diye. Mesela misafirliğe şarkı. Gideyim, bana şahane yatak sererler. Ben bakarım hemen gidince. Burada kanepe nerede uyuyabilirim diye. Aa, otelde bile kanepede uyuyorum. Yok artık. Vallahi billahi. Yok ya, ben böyle bayağı 2-3 kişilik yatakta sere serpe uyumam lazım. Bana göre normal, size göre anormal. Bakalım. Tabii ki anormal çıkacak da. Sürekli koltukta ya da kanepede uyumak normal midir?
Ben öyle yapıyorum. Ya ben televizyon karşısında genelde uyuduğum için Netflix falan ya da oyun konsolu genelde orada uyuyakalıyorum. Yalnızların arkadaşı diye düşünüyorum ben. Çünkü kanepe mesela yatakta sırtını yaslayacağım bir durum yok ama kanepede ben sırtımı yasladığım zaman böyle kendimi güvende hissediyorum. Sanki birisi hani sana sarılmış da ne bileyim ya da hani yorganı böyle alırsınız, yastığı böyle alırsınız ya, bu bilimsel de yine bilimsel olarak ben şey yapacağım ama hakikaten öyleymiş. İnsanlar kendilerine ya yalnızız hepimiz ya, ötesi yok. Koltukçular, kanepeciler. Aa, hepsi koltukçu çıktı yani, ama yatağımda tercih ediyorum bazen. Ben de kanepede yatıyorum. Normal bence abi ya. Yani eğer tabii evliyseniz o iş değişti biraz, aynen. Çünkü karşıdaki yanlış anlayabilir. Benden soğudun gibisinden yani. Hayır, yatağında yatsın. Bu sokakta kalmış adamlara benzer. Normaldir. Özellikle bizim için. Nereye otursam uzanıyorum direkt. Hiç oturasım gelmiyor yani. Direkt uzanıyorum. Koltuk, minder. Yer yatağı hiç fark etmiyor. Yani eğer evliyseniz kanepede uyumak normal değil ama normal bekar bir insan olarak değerlendireceksek bunu, rahat yatağım varken neden kanepede uyuyayım? Ama bir şey söyleyeceğim, çoğunluk İlginç. Normal dedi. Evet, çoğunluk yalnız demek ki Türkiye'de. Öyle. Ulan bana oldu yine. Yani koltukta sırtta yama falan çok değişik, hiç öyle bakmamıştım olaya cidden. Yani ama... Evli çiftlerde biri erken uyuyorsa, biri televizyon izliyorsa o zaman normal olabiliyor. Ya da kavga çıktıysa, biri ötekini def ettiyse. Yani, çünkü biri geç yatıyordur 2'de 3'te, diğeri 11'de yatıyor. Tabii koltukta uyuyacak o zaman, yapacak bir şey yok. Ne var canım, Allah Allah, 2'de 3'te uyur, gelir yatağına, yorganı açar, girer. Uyanırım. Uyanırsanız ne olur? Bir döner bir daha uyursunuz. Ya uykum hafif ya ondan ötürü. Bir daha uyur, dalamaz mısınız bir daha? Yok, dalamıyorum. Bu çocuktan sonra oldu. Öyle artık böyle köstebek uyusa, diyorum, köstebek yürüse duyuyorum. Uyur gezer gibi. Ben de çok uykum hafiftir ama ben uyuyacağım dedim, bitti. Yok vallahi hiç. Uyuyacağım dediğim an bir deviririm, bitti. Koltukta. Evet, direkt. Meşhur koltuğu bir ekleyelim bir gün de görelim biz de. Var, duruyor. Koltuk. Neresi olursa buraya koyun mesela şeyi, İstanbul Senfoni Orkestrası'nı. Burada çalsın, ben burada uyurum. Uyuyacağım dediğim anda bitti. Hiç duymam bile. Mümkün değil. Ölüm sessizliği olması lazım uyumam için. Yani çıt pıt bir tane hiçbir ses şey gelmeyecek. Şeyi de hiç anlamam. Sessizlik. Öyle uykuyla ilgili anlamadığım çok şey var. Gözüme ışık geliyor, uyuyamam. Ha, evet. Perdeleri ondan. Çek, uyuyamam. Tabii. Mesela şeyi de anlamam. Kahve içtim, uyuyamam. Ay ne alakası var? Çay içtim, uyuyamam. Ne bu ki? Şimdi uyku kaçırıyor. Bir de şöyle, çok karanlıkta da uyuyamam, çok aydınlıkta da uyuyamam. Orta ayar olacak. Ay uyumayın. Uyumayın. Ben en iyisi uyumayayım. Ama yani ışıkta nasıl uyuyacağız ki zaten ya? Işığın ne zararı var? Ay bilmiyorum ki. Doğrusu aslında... Zaten sağlıklı uykuda ortamı loş yapın. Sessizlik olsun. Loş geçiyor, bilimsel... karanlık diyor. Yani işte öyle diyor. Büyüme hani hormonu için. O zaman salgılanıyormuş. Evet. Dışarıdan azıcık bir ışık gelse bile vücut growth hormonu salgılamıyormuş. İşte benim hormonum demek ki. Kör karanlık olması gerekiyormuş. Öyle salgılanıyor herhalde. Son soru. Bir konuşmada konuyu sürekli ilgi alan, ya kendi üzeriniz, kendi ilgi alanlarınıza getirmek normal midir? Yani çok normal bir şey değil. Bencillik oluyor birazcık ya da sadece kendini övmek, kendinden bahsetmek. Çok normal bulmuyorum. Ama hemen hemen hepimiz bunu yapıyoruz tabii. Hele bizim kendimizi piyasada. Kendimizi göstermek için. Hele bizim piyasada. Ama... Dönüp dolaşıp konu bir şekilde getiriliyor yani. Kesin, net. Buyurun. Bir konuşmada konuyu sürekli kendi ilgi alanlarına getirmek normal midir? Değildir galiba. Çünkü karşı tarafınkine de konuşmasına da şey yapmamız lazım yani. Evet. O zaman düzgün bir iletişim kurulamaz bence karşıdakiyle. Ortak bir alanda buluşulması gerekir. Normal değildir bu da. Değildir. Yok. Bencilliğe giriyor birazcık herhalde. Eğer arkadaş istemiyorsanız, yalnız kalmak istiyorsanız normaldir. Yani paylaşmak güzeldir. Sadece hep kendi beğendiğiniz, istediğiniz şeyleri konuşursanız etrafınıza kimse kalmaz. O yüzden bencilliktir. Normal değildir bence. Ya hayır, karşındaki insanı biraz da hani yani özgüvene düşürüyor böyle konuşmalar genelde. Hani ben hep bunu yaptım, işte ben buraya gittim, işte ben iyiyim demek o kişi hani sanki belki başka bir yere kendini düşük gülümseyebilir. Buna göre tamamen yanlış. Normal değildir. Yani hep kendinden bahsedersen yani kendini diğerlerinden üstün görmüş gibi bir his kaptırabilirsin onları.
Bayağı evet. Normal çıktınız. Nasıl oldu bu? yani bu nasıl oldu? Çünkü biz Allah Allah. Central Park ve Hyde Park'ta yapıyoruz bu röportajları. yani. Ay daha çok ateş bastı. Vallahi ya ben de kendimi anormal zannediyordum. Normal sıradan biriymişim yani. Bu güzel bir şey mi? Evet. Kötü bir şey mi? Niye kötü bir şey olsun? Güzel bir şey o zaman. Buradan güzel bir şey anlamam evet. Gerekiyor galiba. Aynen öyle. Niye kötü bir şey olsun? Evet. İyi, güzel. Siz? Ben hep normalim. Bu yani. Hyde Park benim şeyim. Level'ım. Central'da biraz bocalıyorum. Ay yani... çabuk bitti. Bu kadar mıydı? Süper. Vallahi çok hızlıca akıp gitti. Aynen. En azından bu programın sonunda ne kadar normal olduğumu normal anladım. Normal bir kişilik olduğumu anlamış oldum. Teşekkür ediyorum. Çok ben teşekkür keyifliydi. Ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. O zaman bir şöyle bir kahve şey yapalım. Benim tamam. İçinde şimdi ne var? Allah bilir. İyi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.